Millet İttifakı tarafından Cuma günü ülke çapında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda basın açıklaması yapıldı. Süleymanpaşa'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına katılan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, katıldığı bir program sonrasında konuyla ilgili Trakya Türk TV'ye açıklamalarda bulundu. İzliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı ortamımız İYİ Parti'nin de seçim meydanlarında vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerin bir tanesi de emeklilikte yaşa takılandı. Onlarla ilgili mağduriyet var ve vatandaşlarımızın güzel duygularıyla oynandı. Bizimle beraber diğer siyasi partiler de seçim meydanlarında bizler de yapacağız. O sözü vermişlerdi ama 2018'den bugüne kadar geçen süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin vermiş olduğu birçok kanun teklifi ve önergeler hepsi mecliste reddedildi. Kim tarafından? Meydanlarda söz veren AK Parti ve MHP ile birlikte iki parti tarafından biliyorsunuz parmak kusuru olduğu için oradaki sayıların şu andaki fazlan dolayı hep red oldu. Ve bunun da devamlı gündemde tutulması gerekiyor. Bu bağlamda da iktidar tarafından da yapılan bir çalışmalar var şeklinde. Ama hep çalışma yapılıyor. Sonuçta bir şey yok. Bizler de mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların aklı mücadelesini bu ülkeye emek koyan o insanlarımızın kazanılmış olan alın terlerinin aklarının iade edilmesi konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve verilen sözleri yerine getirilmesi, söz vermek kolay ama o sözü gerçekleştirmek önemli olan. O sözleri gerçekleştirmek için bizler de sahadayız. Onun için bugün Hasan Ali Yücel Meydanı'nda basın açıklamamız vardı. Oradan buraya geldik. Burada da güzel bir çalışma, en azından bundan sonraki süreçte birçok vatandaşımızın yaz dönemindeki su sorununu çözecek olan bir projeye açılışını yaptık. İnşallah daha güzel açılışlarda beraber olacağız diyorum.